Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. 3. sezon 6. savaşımız. Video kaydına arkadaşlar biraz geç başladık. Daha doğrusu baştaki kayıtlar silinmiş. Biraz ilerledikten sonra var arkadaşlar. Ama olsun, çok etkili ve güzel savaşlar olacak. Bence bu seferki savaştaki hero'lar ve karalar daha etkili, daha tatlı duracak. Karomuzda arkadaşlar yine önümüzde 5 yıldızlı mutant var ve Doktor Voodoo ile giriyorum her zamanki ve 5 yıldız gümüş Nightcrawler. Daha önce Nightcrawler nasıl dövülür diye bir video yapmıştık. Eğer izlemeyen varsa arkadaşlar mutlaka izlesin. Çok faydalı olacak. Zaten burada da taktiğini göstereceğiz. Kaçan bir hero'ya karşı arkadaşlar temkinli oynamanız her zaman faydalıdır. Gerekirse bir vurup kaçacaksınız, iki vurup kaçacaksınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikincisinde kaçtığı anda zaten ustalığımız da var durdurulamaz diye. Ve gördüğünüz gibi Nightcrawler'ı atılacağına geçirdik. Blokta beklediğinde, üzerindeki sayıcı çıktığında 4 combo yapıp geri çekildik. Ve Nightcrawler atılacağına geçti. Artık kaçamayacak. Cin ölü gibi arkadaşlar toplayıp toplayıp dövebiliriz. Yazık oldu Nightcrawler'a. Belki bunu bu defansa koyup 5 yıldız Nightcrawler'ı koyanlar en azından bir kill bekliyordu ama olmadı. Güle güle Nightcrawler. Nightcrawler'ın arkasında arkadaşlar bir 4 yıldız bilim. Yani bilim denince benim aklıma hep klasik örümcek geliyor. Tabii klasik. Bu arada biyolojik tehlike var arkadaşlar. Hem kanama hem zehir. Yani selam verseniz kanıyorsunuz, selam alsanız zehirleniyorsunuz. Kanama zehir yemeyen, aynı zamanda kaçmayı engelleyen tabii ki Iceman. Ne yazık ki elinde 5 yıldız yok. 4 yıldızı var. Keşke 5 yıldızı olsaydı. O zaman Voodoo ile beraber kanka olurlardı. Buna da şükür, 4 yıldızına da şükür. Ufaktan bir güçlendirme de açalım. Belki lazım olur, klasik örümcek çok kaçar. Ama bir sürpriz arkadaşlar, Modok. Modok'un da arkadaşlar dövüş şekli çok basit aslında, taktiksel. Normalde vurduğunuzda otoblokla siper yapar ama esprisi şu arkadaşlar. Ya ağır saldırı yapıp siper atıp ağır saldırı yapacaksınız. Veyahut da normaldeyken üzerine koşup bir kere vurup bırakacaksınız arkadaşlar. Üzerindeki otoblok kalkanı kalkana kadar. Zaten vurduğunuzda genelde üstündeki kalkacak. Gördüğünüz gibi bir tane vurup bırakıyorum arkadaşlar. Kendisi bloğunu yapıyor. Üzerindeki otoblok kalkınca da normal tokatlamaya devam ediyoruz. Beşli kombomuzu yapıyoruz. Modu dövme şeklimiz bu arkadaşlar. Zor değil, gayet kolay. Ama dediğim gibi bunlar biraz antrenman ister. Eğer antrenmanınızı yaparsanız hiç problem yok. Gördüğünüz gibi bir tane vurun, arkasından normal kombonuzu yapın ve kenara çekilin. Bu arada bende ustalıklar açık olduğu için arkadaşlar kanama zehir açık. Bu yüzden geri tepme var. Sürekli skillerde geri tepme yiyoruz. Burada da herhalde geri çekemedik arkadaşlar. Blok o yüzden bozuldu. İş kazası bunlar olur. Ama gördüğünüz gibi modu dövmekte çok bir sıkıntı yok. Yani sersem yemeyen karoya da konsa çok problem değil. Karşınıza geldiğinde bir heyecan yapmayın veya bir endişeye kapılmayın. Sadece antrenman, sadece pratik arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Bundan sonra Modok acı çeke çeke ölsün. Biz de izleyelim, tadını çıkartalım. Attığı L1 de hiçbir işe yaramayacak. Ve güle güle Modok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normalde defansı sağlam olan iki karakter. Nightcrawler ve Modok. Dövmesi gayet kolay, zor değil. Üçüncü olarak önümüzde 5 yıldız gümüş olmayan Tekno. Bu sefer de Stark örümcek bekliyorum. Stark örümceği de elindekilerden en iyi arkadaşlar. Yine Voodoo döver. Elimde karosunda alevlenme var arkadaşlar. Üzerime direkt bozum açılacak. Bu arada eski Ultron yeni geldi arkadaşlar. Eski Ultron örümcek gibi kaçar. Yine kaçmalara karşı yine taktiksel arkadaşlar. 3 lirada üst üste taktiksel oynamanız gerekenleri o. Sağlığımız gidiyor bozman dolayı ama heyecana gerek yok. Problem yok arkadaşlar. Gidecektir, normaldir. Kaçan hero'lara karşı arkadaşlar taktiğimiz yine aynı. 1 vur kaç, 2 vur kaç. Taktiğimiz bu. Skill attırın. Bırakın üzerinize bozmayla gitsin. Panik yapmadığınızı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaçtı zaten, tek asa tek saldırı yapmıştım. Kaçıp kaçıp duruyor. Bloğumuza vuruyor arkadaşlar.
Ultron da gitti. Sadece Boss var arkadaşlar ve Boss'ta da 5.65, 5 yıldız. Sabah yıldızı var. Sabah yıldızını Boss'a birçok ittifak koyuyor arkadaşlar. Fakat ben bunu doğru bulmuyorum. İttifakların koyma sebebi şu. Seher yıldızı ustalığı da varsa, mistik ustalığı, güç puanınızı dolduruyor. L2 atınca L2'sinden kaçıyorsunuz ve 1.5 bar dolduruyor. Iceman'la girdik. Çünkü boss'u düşürmeye çalışıyoruz ve pek giren arkadaşımız olmadı ittifakta biraz. Henüz toparlanma sürecinde. Güç barı çok hızlı doluyor mistik ustalığından dolayı. Zaten biz el becerisi yapıyoruz. Attıkça dolacak. L2'sini attıkça seher yıldızı neredeyse 1.5 güç barı doluyor arkadaşlar. Zaten konma sebebi de bu. Aslında L2'sinden çok kolay kaçılabiliyor. Bence yanlış bir tercih. Çünkü arkadaşlar yani bu seviyelerde, üst seviyelerde genelde kanama bağışıklığı olan yüksek hero'lar olur. Bende 4 yıldızı vardı. Boss'a gireceğim aklıma gelmemişti. Ama bir 5.65 Iceman olsa arkadaşlar takriben 1.5 dakikada paradisi çevirirdik. Ama elimizde 4 yıldızı var. Dediğimiz gibi ne kadar vurabilirsek. Üstüne de geri tepmemiz de açık. Sağlığını düşürebildiğimiz kadar düşüreceğiz. Zaten süre bittiği zaman otomatik olarak sağlığımız düşecekti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar L2'sinden kaçıyorsunuz ama L2 atınca tekrar 2 güç barı doluyor. Kaçıyorsunuz 1.5 doluyor. Zamana dayalı ne kadar vurabilirsek arkadaşlar biz azaltırız. Arkadaşlarımızı toplarlar arkamızdan. Zaten ittifakta birlik demek bu demek. Ama dediğim gibi arkadaşlar elinde 5.65 olsa çok daha rahat tokatlardık. 15k geldi. L3'ü doldu arkadaşlar. Seher yıldızının elimizden gelen kadar vurmaya çalıştık. Seher yıldızı L3 atıyor. Yapma Seher yıldızı. Sen kurnazsın ama biz de boş değiliz. Seher yıldızı. Hiç HP'miz gitmiyor çünkü yok edilemez arkadaşlar. Güçlendirmemiz çıktı. İlk 3 vuruşu yememe. Gördüğünüz gibi skill atıyorum ve %5'e kadar düştü sağlığım. Seher yıldızından çok ben kendime darbe vurup zarar veriyorum. Sürede azalmak üzere artık. Ne vurursak kardır. Siper attı ama üzerimizdeki buz zırhından dolayı siperi değmedik. Iceman bu kadar da kullanışlı. Güzel bir hero. Ve artık süre bitmek üzere. Tabii biz de bitmek üzereyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Eğer videoyu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar.